İsveç'in topraklarında PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını, İsveç'in terör örgütü PKK'ya silah ve para yardımı yaptığını, uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını, Türkiye aleyhinde askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanması için meczupça bir gayret keşlikle mücadele ettiğini defalarca dile getirdik. Bu durumun aksine bir gelişme varsa, biz de bunu bilmiyorsak, tabii ki bu konuda dün akşam İsveç'in NATO'ya üyeliğine mecliste evet diyen siyasi partiler bunu milletimize anlatmakla yükümlüdür.